AzTV ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Sönmez Medya Buluşmaları programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir konukla birlikte sizlerleyiz. Bu hafta konuğumuz Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem olacak. Bursa Hakimiyet Gazetesi köşe yazarları ve editörleriyle birlikte Sayın Erdem'e sorularımızı ileteceğiz. Nilüfer'in sorunlarını ve projelerini masaya yatıracağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden konuğumuza dönelim. Öncelikle hoş geldiniz başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Bizleri izleyenlere ilk mesajlarınız neler olur? Ayrıca bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, mesajlarınız neler olur? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi izleyen bütün Bursalılara ve Nilüferlere iyi günler, iyi mutluluklar diliyorum. Yeni yılın da ilk günlerindeyiz. 2020 yılının herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Evet, bugün aynı zamanda Çalışan Gazeteciler Günü. Bunu kutluyorum ama bir buruk kutluyorum tabii. Çalışan gazetecilerin ne kadar zor durumda mesleklerini icra ettiklerini biliyorum. Bu, hala hapishanede olan birçok gazetecimizin olduğunu da biliyorum. Basın özgürlüğümüzün çok iyi bir şekilde uygulandığı bir ülke dileklerimle 2021'de umarım bu alanda önemli çalışmalar olur dileklerimle. Gününüzü buruk da olsa kutluyorum. Teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Dilerseniz programımıza başlayalım. İlk sorumuzu ben ileteceğim tabii, buyurun, sizlere. Tabii. Sizin de belirttiğiniz gibi 2020'nin ilk günleri, 2019'u geride bıraktık. 2019 Nilüfer için nasıl geçti? 2020'den beklentileriniz neler, öncelikleriniz neler olacak 2020 yılında? Evet, 2020 biliyorsunuz bir seçim yılıydı zaten. Hemen hemen geçtiğimiz yıl bu zamanlarda seçimin ilk startlarının verildiği günlerde biz genelde bu 3 ayı 31 Mart'a kadar olan ayı daha çok propagandalarla geçirdik. Bütün adaylarda olduğu gibi. Ondan sonra tabii seçimi 31 Mart'ta kazandıktan sonra Nilüferliler bize bu görevi tevdi ettiklerinden sonra oturduk. Hangi yönde nasıl çalışacaklarımızla ilgili programlarımızı yaptık. Benim bir şansım 15 yıldır da Nilüfer'de olmam nedeniyle birçok konuyla ilgili Nilüfer'in eksikleri ve yapılması gereken projelerle ilgili bilgi sahibi olmamdı. Sayın Mustafa Bozbey'e buradan tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir çalışmayı sürdürdü 4 dönem boyunca Nilüfer'de ve önemli projelere imza attı. Biz de o çalışmanın ekibinin içerisinde olarak o çalışmalara yön vererek yeniden önümüze aynı anlayışla, insan odaklı olarak başladığımız bu anlayışla tekrar yolumuza devam etmek için önce projelerimizi yaptık, planlarımızı hazırladık, ekiplerimizi buna göre dizayn ettik. Bu arada işte birkaç ayımız geçti tabii. Stratejik planımızı yaptıktan sonra da işte Ekim-Kasım aylarından itibaren de çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Eksik olan projelerimiz vardı. Geride kalan projelerimiz vardı. Yapımı başlayıp da tamamlanmamış projelerimiz vardı. Öncelikle onlara ağırlık verdik. Yatırımlarımızı onun üzerinde yaparak tamamladık bazısını. Bir kısmını da birkaç aya kadar tamamlayarak tekrar Nilüferlerin hizmetine açmayı hedefliyoruz. Bunların içerisinde kreşimiz vardı. Kız yurdumuz vardı. Şu anda huzur evimiz devam ediyor. Aynı şekilde Alzheimer konuk evimiz, Lyons'larla beraber yapmış olduğumuz Alzheimer konuk evinin çalışmaları son aşamaya geldi. Bir iki aya kadar bunlar tamamlanacak gibi bazı eksik şeyler. Fethiye'de yapmış olduğumuz yine bir pazar yeri ve üzerinde yine bir akademi, çocuk akademisi, kadın akademisiyle beraber düzenlediğimiz alanları da yakın bir zamanda tamamlayarak artık yeni projeleri de bu arada da planlarını ve projelerini hazırlıyoruz, yerlerini hazırlıyoruz. Onun üzerine bu yıl artık yatırımlarımızı onun üzerine yoğunlaştıracağız. Evet, teşekkür ediyoruz aslında. Hem 2019 değerlendirmesi almış olduk hem de projelere ufaktan bir değinmiş oldunuz. Evet. Zaten ilerleyen süremizde detaylandıracağız hem köşe yazarlarımız hem de editörlerimizin projeler üzerinden soruları olacak sizlere. İkinci sorumuzla devam edelim. Bursa Hakimiyet Gazetesi köşe yazarı Namık Göz'den alacağız sorumuzu. Efendim tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben Nilüfer'in geçen dönemden de sarkan önemli bir sorunu vardı. Bir kentsel dönüşüm. Aslında hiç ihtiyaç olmadığı halde başka amaçlarla bir 050
emsel artışıyla o bölgede başlatıldı ve şu anda da sorunu devam eden 80'e yakın site var. Hem bu sitenin durumunu hem de Sayın Bozbey'i biraz önce vurgu yaptınız. Yani 20 yıllık görev süresi içinde en son Bozbey'in şöyle bir değerlendirmesi vardı. Bu inşaatlar devam ettiği sürece insanlar Nülüfer'i terk edecek diye. Sizin bu kentsel dönüşüme bakışınız, Nülüfer'de yoğunluğun azaltılması için, aynı zamanda siz bir mimarsınız asıl mesleğiniz, sizin bakış açınız ne olması gerekiyor bu yoğunluğun azaltılması? Çünkü bu yoğunluk beraberinde okulundan, yolundan bir sürü ihtiyacı sosyal alanda beraberinde getiriyor. Bu yoğunluğun azaltılması, Büyükşehir'in uydu kent projesi, bu bağlamda onlarla birlikte değerlendirirsek sizin bakış açınız nasıl, ne yapılması gerekiyor, neler olması gerekiyor? Bir genel bir değerlendirme alırsak çok memnun oluruz. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii bu konu uzun zamandır tartışılan ve hala da tartışılmaya devam edilen bir konu halinde Nülüfer'de. Neden Nülüfer'de olması konusuna girmek istemiyorum artık çünkü çok konuştuk onu. Çalışmalar yapıldı. Evet, Nülüfer'de ciddi anlamda bir kentsel dönüşüm mağduru oluşturuldu. Bir taraftan da mağdurların dışında da bir yapılaşma tipi oluşturuldu. Yani gördüğünüz gibi yani Nülüfer'e girdiğiniz zaman yükselen yapıları gördüğünüzde buranın kentsel dönüşümden sonucu yapılan bir yapılar grubu olduğunu zaten görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Bunda eleştirileri de bu yönde zaten vatandaşımız da bize iletiyor. Tabii bunun artık sonucunu bağlamak lazım. Yani gerçekten 80'e yakın parselde mağdur olan insanlar var. Bu insanların büyük bir kısmı bize geliyorlar ve bazıları inanır mısınız artık üzüntüden ciddi anlamda rahatsızlıkları oluşan aileler de var içlerinde. Artık zaman geçtiği için kira yardımı alamıyorlar maalesef. Kendi bütçelerinden kirayalarını ödemek zorunda kalıyorlar. Yani ev sahibi olup da sonradan kiraya düşmenin ne durumda olduğunu düşündüğünüz zaman gerçekten kendinizde zor, kötü hissediyorsunuz. Bunlar için çözüm üretmeye çalışıyor. Tabii bu aslında sorumlu Büyükşehir Belediyesi. Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanı da Bursa'daydı ve Sayın Ali Nur Aktaş Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber yapmış olduğu değerlendirmede bu alanla ilgili bir çalışma yaptıklarını ve çözüm üretecekleri yönde bir şey beyanatları da vardı. Tabii ondan sonraki süreçte nasıl işlediğini ben bilmiyorum. Bize bu konuyla ilgili bilgi gelmedi ama plan değişiklikleri devam ediyor. Bize geldiği takdirde o plan değişiklikleriyle ilgili süreç biz derhal kentsel dönüşümlerin mağduriyetlerini gidermek için hemen ruhsatlama işlemlerini yapıyoruz. Onlara gerekli olan her türlü yardımı yapmak için çaba sarf ediyoruz ama bizim yetkimiz maalesef buraya kadar. Geri kalan kısımla ilgili sorumluluk yani planlama süreciyle ilgili bütün sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş yetki çerçevesinde çözülmesi gerekiyor. Tabii ki altyapı yoğunluk artışı bir taraftan oluyor. Yani bu çok mu önemlidir? Bazı bölgelerde önemli olacaktır. Yani yoğunluğun kentsel dönüşüm yoğunluğunun fazla olduğu mesela Ataevler gibi bir bölgede bu yoğunluğu mutlaka hem altyapısında hem de sosyal donatı alanlarının ihtiyaçlarında göreceğiz muhtemelen. Yani oraya yerleşmeler başlayınca okul ihtiyacı çıkacak. Ya da başka sağlıkla ilgili bazı ihtiyaçlar çıkacak. Altyapıyla ilgili sıkıntıların oluşacağını söyleyebiliriz şimdiden. Buna önlem almak lazım tabii. Şimdiden önlem almak lazım bunlara. Eğer bunlar çözülürse, bu önlemler önceden alınırsa belki daha az sorunla karşı karşıya kalırız. Ama bu kentsel dönüşümden ziyade artık tabii ki kentleri yenilemek gerekiyor. Deprem gerçeği Bursa'da da çok önemli bir düşünce bizim için de. Yani mutlaka buna çözüm almak. Bunun için de öncelikle yapısal stoğumuzu yenilememiz gerekiyor. Evet, bu yapılması lazım ama kentsel dönüşüm bu yöntemle mi olmalı ya da başka yöntemlerle buna kredilerle yapabilirsiniz. Yine vatandaşın içine girdiği bir sistemle yapabilirsiniz. Devletin içine girdiği bir sistem ve belediyelerin de içinde olduğu bir sistemle yapabilirsiniz. Böylece o kentler yapı stoğunu yenilememiz gerekiyor. Ya da yeni plan alanları oluşturacaksınız. Az önce söylediğiniz gibi
Bunun Büyükşehir Belediyesi'nde bütün belediye başkan adaylarının hatta olduğu uydu kent çözümleriyle ilgili bir plan vardı. Herkesin o dönemde seçim döneminde vermiş olduğu vaatler içerisinde. Şimdi bunu hayata geçirmek lazım. Evet, merkezleri bir şekilde desantralize etmek lazım. Hem ulaşımda hem de insanların merkezlere ulaşmadaki zorluklarını aşacak bazı öneriler, planlama içerisinde bazı değişiklikler getirmek lazım. O yüzden herhalde Sayın Ali Nur Aktaş da bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor diye düşünüyorum. Bizim bölgemizde de uydu kent yapılacak alanlar var. Biz planları daha önceden gönderdik. O alanların çalışmasını hızlandırırlarsa kısa zaman içerisinde belki o alanlarda da yapıların yapılmasına olanak tanınabilir. Şöyle ifade edeyim. Yani şimdi ulaşım master planından tabii Nilüfer'i yoğun bir nüfusun beklediği söyleniyor. O da Büyükşehir'in önerisi. O yani 975 bin gibi 2035 yılında artan bir nüfusun olacağı öngörülürse bugünkü yapı stoklarına göre baktığımız zaman ve geleceğe göre bu nüfusun bu kadar artışını öngörmek mümkün değil. Onun için yeni yerleşim alanlarını koymak lazım. Ama bunu da bu kadar kısa zamanda yani 15 yıl gibi bir kısa bir zaman içerisinde bu kadar yani iki katından fazla büyüyen bir kent yaratmak fikri de çok doğru değil kentlerde. Bunu biraz yavaşlatmak gerekiyor. Yani bu 975 bin olmaz da atıyorum 650 bin olur öngörüye göre. Biraz daha ona göre hizmetler, belediyeler, yerel yönetimler tarafından hizmetler buna göre gerçekleştirir diye düşünüyorum. Biz de bekliyoruz ve takip ediyoruz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın kolaylaştırıcı çalışmalarını yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Nilüfer'in kentsel dönüşümdeki yol haritasını sizden dinlemiş olduk ve aslında uydu kent projesinin de hayata geçmesi gerektiğini vurgulamış oldunuz. Sıradaki sorumuza devam edeceğiz. Bursa Hakimiyet Gazetesi köşe yazarı İlhami Yıldız'dan alacağız sorumuzu. Yani ben Namık abi gibi zor bir soru sormuyorum Sayın Başkan da. Özellikle bu bağlamda baktığımızda Sayın Ali Nur Aktaş'la ilişkilerin nasıl? Bursa'da bu dönem baktığımızda ilave bir belediye olur Cumhuriyet Halk Partisi açısından değerlendirdiğinde. Ortak proje yapıyor musunuz CHP'li belediyelerle? Tabii Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla olan ilişkilerimiz belediyelerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde gayet seviyeli bir şekilde gidiyor. Onlar kendi yatırımlarıyla ilgili Nilüfer bölgesindeki çalışmalarını yapıyorlar, bizimle paylaşıyorlar. Biz de yapacağımız projeler ve planlarla ilgili de kendileriyle ara ara istişarelerde bulunuyoruz. Herhangi bir problemimiz yok bugüne kadar yaşanmış. Bir de olmaz da zaten. Niye olsun ki? Herkes kendi işini ve görev alanları içerisinde yaptığı sürece, birbiriyle dokunmadığı sürece herhangi bir problem yerel yönetimlerde olmasını çok doğru bulmuyorum açıkçası. Şu ana kadar böyle herhangi bir problem yaşamadık. Evet, bir belediyemiz daha eklendi. Gemlik Belediyesi'nde yine Sosyal Demokrat belediyelerin arasına katıldı. Sayın Mehmet Uğur Sertaş Aslan da belediye başkanımız olarak. Değerlendirmelerimizi buluyoruz ama şu anda daha anca ziyaretler, onlar kendi programlarını, biz kendi programlarımızı yapmakla ilgili bir süreci yaşadık. Ortak etkinliklerle ilgili ara ara birbirimizle paylaşıyoruz. Bizden yardım isterdiklerini. Biz biraz daha büyük belediye olduğumuz için biraz abi konumunda gibi duruyoruz şu anda tabii. Abi kardeş ilişkilerimiz var daha çok. Ama bunu tabii bir araya geldiğimiz zaman konuştuk. Ara ara aylık da olsa birer toplantılar yaparak, istişare toplantıları yaparak birbirimize bilgi paylaşımında bulunalım. Desteklerimizi Bursalılar ve bölgemiz kendi işte Mudanya, Gemlik ve Nilüfer'deki halkımız için paylaşalım diye isteklerimiz var. Ama şu anda çok da şu konuda ne yaptınız diye söylerseniz çok olumlu bir çalışma olmadı. Sadece görüş alışverişiyle bilgi deneyimlerimizle yürüyoruz. Isınma turları diyelim peki.
Teşekkür ediyoruz. Başkanım, sözü Az TV Program Müdürü Sevda Kurul'a bırakacağız sıradaki sorumuz için. Başkanım, Nilüfer deyince akla kimlik olarak kültür sanat geliyor. Çok açık ve net. Bugün sokağa çıksak vatandaşların belki de ilk vereceği cevaplardan bir tanesi kültür sanat olabilir. Çünkü şehrin diğer ilçelerinden de kültür sanat bağlamında aslında ziyaretçi alıyorsunuz bu bağlamda. Şunu sormak istiyorum. Kültür sanat adına 2020 itibariyle ne planlarımız var? Bir de Bursa'da bir sahne sıkıntısı problemi var. Özellikle kültür sanat ekipleri bunu size iletiyordur. Bu sahne sıkıntısı için de Nilüfer bölgesinde bir açık hava, hem konser hem tiyatro alanı gibi bir başlık da vardı, konuşuluyordu. Bu program olabilir mi, olacak mıdır? Projeler arasında görecek miyiz? Merak ediyoruz. Evet, Bursa deyince, Nilüfer deyince gerçekten kültür sanatın merkezi olarak görünüyor. Bu Türkiye'de de böyle biliniyor. Kültür ve sanat camiasının büyük bir kısmı Nilüfer'in bu etkinliklerinden her seferinde faydalanmışlardır. Ve bize gelip burada da bu konuyla ilgili bilgi deneyimlerini de paylaşmışlardır. Bu süreç içerisinde mesela şöyle bir şey değerlendirdik arkadaşlarla beraber. Mesela bu ayın önümüzdeki hafta, 18'inde sanıyorum, önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta bir kültür sanat çalıştayı yapacağız. Yani yeniden Nilüfer'de bugüne kadar tabii çok güzel bir şey var, çalışma var ama bu dönemde bu çalışmalarımızı nasıl daha etkin hale getiririz diye değişik ülkenin değişik yerlerindeki uzmanlarla beraber yapacağımız yaklaşık 50-60 kişi olacağını tahmin ediyorum. Bir çalıştayla bu dönemde yapacağımız politikaları yeniden masaya yatıracağız. Oradan bir yol haritası çıkartarak yeniden yolumuza devam edeceğiz. Biliyorsunuz bizim kent tiyatromuz var bir taraftan. Nilüfer kent tiyatromuz var. Etkinliklerimiz buna göre yoğun. Bir taraftan sporda da gerçekten iddialıyız. Çok önemli. Hem altyapımızla hem de yaptığımız çalışmalarla ve müsabakalarla bu Türkiye'de önemli bir yer alıyoruz ama kültür ve sanat konusunda dediğiniz zaman en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de yerle ilgili sıkıntımız. Yani sahne sıkıntımız, alan sıkıntımız var. Açık hava tiyatrosuyla ilgili bir çalışma yapmadık açıkçası. Bu daha önce ilk yıllarda vardı. Nerede yapmıştık? Şu anda işte, Crown Plaza dediğimiz otelin karşı tarafında, daha doğrusu Burlaş'ın hemen yan tarafındaki bir alanda daha önceden düzenlediğimiz bir 5000 metrekarelik açık hava tiyatromuz vardı. Orada bu tür konserleri yaparız diye planladık ama daha sonra biz burası ile ilgili ses değerlendirme konusunda bir çalışma yaptığımız zaman set de diyoruz o zaman işte ses etki değerlendirme şeyini raporunu aldığımızda bizim olumsuz görüş geldiydi o zaman. O projeden vazgeçtik. Orası şu anda başka bir etkinlik alanı olarak imar edildi, yapıldı faaliyette. Bunu tabii sesi kent içerisinde bu ses yoğunluğunu değiştirmek gerekiyor ya da üzerini kapatmak gerekiyor bununla ilgili. O bir çalışmamız var desem şu anda doğru söylemiş olmam ama düşünüyoruz, hep istiyoruz. Nilüfer'de de bir 5000 kişilik gerçekten önemli bir konser alanı, yaz konserlerinin yapıldığı alan olsun. Biz bunu daha çok Balat Ormanı'nda bazı şeyler, gençlerle olan etkinliklerde kullanıyoruz. O hem doğal alan olarak kullanıyoruz. 3-4 günde olsa o alanda ciddi bir yoğunlukla gençlik festivalleri yapıyoruz. Ama salonla ilgili çalışmalarımız sürüyor bir taraftan. Çok yakın bir zaman içerisinde bizim İbrahim Yazıcı Stadyumu'nun üstünde bir alanımız var. O alanda 1200 kişi arasında bir salonun yapımı ile ilgili bir çalışmayı başlatıyoruz. Şu anda projelerle ilgili bir çalışma yürüyor. Kısa zaman içerisinde mesela bizim Müjdat Gezen'in den aldığımız, yani Müjdat Gezen yapmıştı yeri. Bizden 25 yıllık bir kiralamayla yaptığı bir yer vardı. Orasını tekrar belediyeye kazandırdık. Baro'yla görüşmelerimizi yapıyoruz. Onlar da kültür ve sanat etkinliklerinde ortak bir alan istiyorlar bizden. Belki onlarla beraber bu projeyi
tekrar hayata geçirebiliriz. Böylece aynı etkinlikler, aynı amaç için kullanacağımız etkinlikleri bir kurumla beraber sağlayabiliriz. Bir de Bursa Akademik Odalar Birliği'nin bir salonu var. Orada bizim de hissemiz var açıkçası. O salonu da tekrar kullanımına biz ara ara kullanıyoruz tabii orasını şeyde. Ama tamamını bu sefer şey olarak bizde istediler, talep ettiler daha doğrusu. Onlarla ilgili görüşmeleri de sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda belki o alanı da biraz daha sahneyle tiyatroya da uygun hale getirerek bu tür yeni bir sahne olarak, orası da 500-600 kişilik bir sahne, Bursa'nın ihtiyacına yönelik olacak. Uludağ Üniversitesi'nden istemiştik şeyi, Fethiye Kültür Merkezi'nde, ama sanıyorum Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol yapma girişimleri olduğunu öğreniyorum. Umarım o da olur. Yani Büyükşehir ya da bizim yapmamız çok önemli değil. Önemli olan Nilüfer'de böyle bir sahnenin, böyle bir alanın kazandırılmış olması. Sağ olsun Sayın Rektörümüz bu konuyla ilgili katkı veriyor bize de. Mesela şeydeki Mete Cengiz Salonu ile ilgili, onun da Uludağ Üniversitesi'nin içerisinde önemli bir salondur. Bu caz festivalin içerisinde bize birkaç günlüğüne tahsisle bulundular. Çok teşekkür ediyorum burada sizlerin sayesinde de. Böylece oradaki gençler de bu tür etkinliklerden faydalanma imkanına sahip olacaklar diye düşünüyorum. Görükle de gençlerle ilgili yapacağımız bir alan var. Onu da yine Çağdaş Eğitim Kooperatifi ile bir taraftan ortak çalışmalar yapıyoruz. Onlarla görüşüyoruz. Bir taraftan da bizim orada gençlik merkezi ve bir sahne çalışmamız var. Onu sürdürmeye çalışıyoruz. Yani gerçekten biz hala bu şeyle sanat ve kültür üzerinde eksiklerimizi tamamlamak, özellikle mekanlar anlamında tamamlamak için üstün çaba sarf ediyoruz. Tabii ki etkinlikler bunlarla beraber daha da büyüyerek, genişleyerek devam edecek. Evet, teşekkür ediyoruz başkanım. Kültür sanat deyince sizin de belirttiğiniz gibi akla Nilüfer geliyor ve bu anlamdaki çalışmalarınızı sizden dinledik. Özellikle en büyük sıkıntılardan biri sahne sıkıntısıydı ki bu anlamda da birçok çalışmanız olacağını söylediniz. Bu sıkıntı da çözülecek diyelim ve sıradaki sorumuzla devam edelim. Bursa Hakimiyet Gazetesi Yurt Haberleri Editörü Serhat Tuncel'den alacağız soruyu. Efendim Nilüfer'de devam eden spor yatırımları hakkında bilgi verir misiniz? Bir de bu bağlamda İbrahim Yazıcı Stadyumu'yla ilgili son durum nedir? Evet, dediğim gibi sporda da çok iddialıyız aslında Nilüfer'de. Tesislerimiz herhalde Türkiye'deki birçok belediyeden ileri bir noktada. Ciddi bir alanlarımız var, spor alanlarımız var. Burada da etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz profesyonellikte hem kızlarda hem de handbolde birinci ligde iki adet takımımız var ve bunlar ligde de önemli başarılar elde ediyorlar gerçekten. Bakıyorum. Şimdi artık bu dönemde biraz da altyapılarla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz. Yani tabanda sporun yaygınlaştırılması yönünde bir çalışmamız olacak. Daha çok halkla bir sporu, halkta ve çocuklarımızla, gençlerle bir sporu yaygınlaştırarak devam etmek konusunda bir çalışmalarımız olacak. İbrahim Yazıcı Stadı tabii Bursa'nın önemli bir noktası. Yani bir Merinos var böyle butik bir stat olarak. Bir de İbrahim Yazıcı stadı var. Diğer büyük olan stadından bahsetmiyorum. Orası daha çok profesyonel takımların kullanacağı bir alan. Tabii Bursa'nın bir eksiği şu. Maalesef birinci şu anda Bursa Spor birinci ligde, yani Süper Lig'de değil de bir alt ligde mücadele. Umarım bu sene bu başarılı olup tekrar Süper Lig'e döner. Bunun için biz de tüm gücümüzle destek olmaya devam ediyoruz onlara. Ama alt liglerden takımların olmaması büyük şanssızlık Bursa için. Yani büyük, bizim gibi böyle 3 milyonluk bir kentte mutlak surette 2. ligde, 3. ligde takımlarımızın olması lazım. Ve bu mücadeleyle 1. lig takımına destek olacak futbolcuların yetiştirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede en büyük sıkıntı o. Biz o stadı yaptığımız zaman bu amaç için yapmıştık açıkçası. Biraz daha ikincilik, üçüncülük takımlarının da faaliyetlerini yürütebilecekleri bir alan olarak yapmıştık. O
Bekliyoruz tabii. Şimdi iddialı olan takımlarımız var. Onlar inşallah yakın bir zaman içerisinde 3. ligde görürüz. O zaman orasında bu alan için kullanacağız. Aynı zamanda da İbrahim Yazıcı Stadı'nı Futbol Federasyonu'yla görüşüyoruz şu anda. Belki yakın bir zamanda onlarla yapmış olduğumuz bu istişareler sonucunda o alanı Futbol Federasyonu'nun da bir kamp alanı haline dönüştürme çabalarımız var. Onlar da istiyorlar. Çünkü bizim orada konaklama ünitelerimiz de var. Yani bir ikincilik, üçüncülük takımları geldiği zaman orada çok rahatlıkla bir iki takım hem konaklayarak hem de kamplarını yapabilirler ve sahamızı da kullanabilirler. Bununla ilgili bir çalışmalarımızı yürütüyoruz. O yüzden biraz şu anda atıl gibi duruyor ama biz orada yani spor faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, yürütüyoruz. Tabii birçok branşta orada antrenmanlar yapılıyor. Bu çalışmalar bundan sonraki zaman içerisinde de tekrar sürecek. Geçenlerde bir sporla da ilgili bir çalıştay yaptık. Değişik spor uzmanların önerilerini aldık bu konuyla ilgili. Onun da içinde bir yol haritası oluşturduk. Bunlar bahsettiklerim o şeyden yol haritasından çıkan birkaç tane başlık sadece. Evet, teşekkür ediyoruz başkanım. Aslında kültür sanatta olduğu gibi spor anlamında da Nilüfer öne çıkan ilçelerden biri. Bu anlamdaki yatırımlarınızı, çalışmalarınızı dinledik. Altyapının önemini aslında vurgu yapmış oldunuz. Bir sonraki sorumuza devam edeceğiz programımıza. Bursa Hakimiyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kemal Gözden alacağız. Başkanım, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kongre süreci yaşanıyor. En son Nilüfer'de kongre gerçekleşti. 3 adaylı bir yarışın ardından Fırat Yılmaz, kendisi de eski gazeteci arkadaşımız olur. Başkanlık koltuğuna oturdu. Şimdi 7 Şubat'ta il kongresi gerçekleşecek. İlçe kongrelerinden çıkan sonuçların size göre ile yansıması nasıl olur? Evet, bizim kongrelerimiz tabii diğer partilerin kongrelerine göre farklı gelişiyor. Yani bunu bazen gazetelerde köşe yazarlarının yapmış olduğu yorumlarda falan izliyoruz. Hatta bugün de bir yazı vardı bununla ilgili olarak. Evet, biz farklıyız. Yani biz daha demokratik bir ortamda yarışları yapıyoruz partimizde. Herkes aday olabiliyor ve herkes tartışabiliyor ve bizim oradaki tartışma alanlarımızın büyük bir kısmı gelecekle ilgili bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına yönelik nelerin yapılmasıyla ilgili bir hizmet yarışına dönük olarak oluyor. Tabii bazen böyle tartışmalı ortamlar olduğu bir gerçek. Yani bu senelerdir bu böyle bizde. Dolayısıyla ama Nilüfer'de bu son derece nitelikli, güzel bir yarış sergilendi. 3 adaylı bir kongreye gittik. Bütün adaylar çok nitelikliydi ve seviyeli bir şekilde gelip kardeşçe el ele salona girerek bu birlik beraberliklerini sürdürdüler. Orada yapmak istedikleri hizmetleri aktardılar delegelere. Delegeler de Sayın Fırat Yılmaz'ı bu dönem başkanlığa getirdi. Tabii bütün arkadaşlarım, öncesinde aday olan bütün arkadaşlarımı, ondan sonra da daha önceden görev yapan bütün arkadaşlarımı kutluyorum ben. Teşekkür ediyorum. Yeni seçilen arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Bu süreç içerisinde tabii bütün ilçe kongrelerimiz sadece 2 tanesi hariç tamamlandı. Bu hafta sonunda da sanıyorum Gürsü ve İznik kaldı. İşte onlar da tamamlanacağız, sonuçlanıyor. Artık bundan sonra il kongresine odaklanacağız muhtemelen delegelerle beraber. Şu ana kadar aday sadece Erol Gülmez arkadaşımız tek aday olarak adaylığını açıkladı. Başka adaylarla ilgili kulislerde bilgiler dolaşıyor. Herkes birbirini bekliyor ama sanıyorum bu kongreleri bekliyorlar, ilçe kongrelerini. Sonrasında adaylar açıklanınca biraz daha hareketlenecek, renklenecek diye düşünüyorum. Ama sonuçta biz bunu gene seviyeli bir şekilde, güzel bir şekilde vereceğimiz mesajlarla, Bursa'ya ve Türkiye'ye vereceğimiz mesajlarla beraber bitireceğiz. Ondan sonra artık iktidara yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsüyle ve yakın bir zamanda bunun olabileceğini de düşünerek ve bu adımları da bu çerçevede atarak çalışmalarımıza yön vererek hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki sorumuz Namık Bey'in eklemek istediği var sanırım. Tabii, ne demek şey yaptık. Bozbey'le ilişkileriniz nasıl? Zaman zaman Sayın Bozbey'le ilişkileriniz nasıl? Zaman zaman
köşe yazarlarında ya, demin ifade ettiğiniz gibi böyle değişik değerlendirmeler çıkıyor. Sayın Hüseyin Akkuş'la nasıl görüşüyor musunuz? Hem bunları soralım hem de yerel seçimlerde Sayın Bozbey'in seçilmemesinin yansımaları kongre sürecine de görebilir miyiz? Onun yansır mı acaba? Tabii bunu sık sık soruyorlar. Bozbey'le aranız nasıl diye. Yani ben 15 yıl Bozbey'le beraber, Sayın Bozbey'le beraber çalıştım. Yani o benim arkadaşım, dostum olduğu kadar benim başkanım ve ben onun liderliğinde bu çalışmaları bugüne kadar birlikte yürüterek geldik. O bize liderlik etti. Dolayısıyla bunun kötü olması mümkün değil. Ama bu sık sık soruluyor. Yani evet, sanki aramızda bir gerginlik varmış gibi. Yani biz şu anda işlerimize bakıyoruz. Tabii ki devre almış olduğumuz belediye, ondan almış olduğumuz devre, daha iyilerini nasıl yapabiliriz? Daha en azından o yapmış olduğumuz, bugüne kadar getirmiş olduğumuz o başarıyı daha altına düşmemek için nasıl çalışabiliriz diye yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu mesai içerisinde çok sık bir araya gelmiyor olabiliriz ama bunun bir ayrılık gibi görülmemesi gerekiyor. Ara ara telefonda da olsa ya da birbirimize görüştüğümüz zaman, bazen özel olarak görüştüklerimizde de bunları paylaşıyoruz. Böyle bir kırgınlık olması mümkün değil. Yani bir defa onu bahsedeyim. Ben bir partiden seçilen bir belediye başkanım. Yani bir partiliyim. Dolayısıyla hiçbir zaman bir partimin, yani bir hiyerarşik sisteme son derece saygılı ve bu disiplin içerisinde olan biriyim. Dolayısıyla il başkanım benim grup başkanımdır. Yani her zaman siyasi olarak benden daha önde olan biridir. Dolayısıyla saygım bu çerçevede. İlçe başkanlarım da aynı şekilde. Ama ben bir belediye başkanıyım. Tabii ki herkes orada siyasetini yapacak olanlar ilde il başkanlarıdır. Ben belediyede yönetimsel olarak yerel yönetimlerin başında olan bir kişiyim. Bu hiyerarşik sisteme herkes uyduğu takdirde zaten herhangi bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Bugüne kadar da bu yansımadı. Herkes kendi görev alanı ve sorumlulukları alanı içerisinde çalışmalarını sürdürdü. Yine bundan sonra da aynı şey olacağını düşünüyorum. Öyle olduğu sürece de zaten herhangi bir kırgınlık, küslük, dargınlık ya da sürtüşmenin olamayacağı kanaatindeyim. Sayın Bozbey bundan sonraki il ile ilgili olan şeylerde katılabilir mi? Yani şu ana kadar ne kadar katıldığı konusunda ilgili, tamam, ilçe kongrelerinde konuşmalar yapılıyor, bazen verilmiyor, bu tür tartışmalar ara ara gündeme geldi. Aslında olmaması gereken şeyler tabii ki. Yani bu süreç tamamlandı. Artık bir büyükşehir belediyesi aday olarak çok başarılı bir seçim yaşadı ve yaşattı partimize. Gerçekten önemli bir oy oranıyla kazanamamazsak da oy oranımızı yükselttik. Ha, bu başarı mıdır? Bu başarıdır. Ama amaç nedir? Kazanmaktır tabii burada. Yani en iyi ikinciye hiçbir zaman bir başarı değildir şeyde. Biz bunu bundan sonraki seçimlerde de bu eksiklerimizi, hatalarımızı neyse bu seçimde gördüklerimizi yapmamak için çaba sarf etmeliyiz. Bunun değişik arenalarda, değişik toplantılarda bu konuyla ilgili tartışmaları yaşadık, yaptık. Uzatmamak gerektiğini düşünüyorum daha fazla. Bundan çıkartacak derslerle önümüze ve ileriye bakarak geleceği nasıl kazanırız onun arayışına girmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Bozbey'i de çok fazla bu konuyla ilgili yıprattıklarını düşünüyorum açıkçası. Sanıyorum artık bu şeyden, il seçiminden sonra bu ortam biraz daha durulacak, ısınacak ve artık tekrar önümüze bakacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Sıradaki sorumuzu Bursa Hakimiyet Gazetesi Ekonomi Haberleri Editörü Birgül Telli Uysal'dan alacağız. Hoş geldiniz tekrar. Bu dönem belediyelerin kısıtlı bütçeleri var. Kısıtlı bütçeleri konuşuyoruz. Bazı yatırımlar da daha öncelikli hale geldi. Siz hangi yatırımlara öncelik vereceksiniz? Hangi projelere öncelikli olarak yer vereceksiniz bütçede? Evet, biz çok teşekkür ediyorum gerçekten. Biz bu biz her yılı bir tema olarak belirledik öncelikle. Şimdi bu yılın teması, yani öyle başladık ama bu yılın temasını tarım yılı olarak ilan ettik. Yani ve kırsalda çalışacağız. Tarım yılı ve kırsal alan çalışmalarına yoğunluk verilen bir alan, bir yıl olarak ilan ettik. Bununla ilgili de önemli çalışmalar yapmaya başladık gerçekten. Bizim daha önceden kurmuş, 2018 yılında kurulmuş olan bir
Tarım Kredi Kalkınma Kooperatifimiz var. Bu kooperatifimizi biraz daha hareketli hale getiriyoruz bu dönemde. Bununla ilgili daha önceden işte tohum kütüphanemiz ve Kent Bostanları adını vermiş olduğumuz yerel tohumların geliştirildiği bir alanımız vardı zaten. Şimdi bu dönem o tohumlarla beraber bunu geliştirerek daha yaygın hale getirmeye çalışıyoruz. Bizim şu anda mesela 180 dönüm arazide yerel tohum, buğday tohumunu ektik. Yani bu yıl için. Oradan ne üreteceğiz? İşte gelecek olan buğdaylarla bir kısmını tekrar ekim için çiftçiye dağıtacağız. O unun bir kısmını un yaparak, bir kısmını köy dernek, kadın derneklerine vererek orada doğal tarımın, doğal tohumdan üretilen ekmekler üretmelerini ve satmalarını sağlayacağız. Bir kısmını da tüketiciye vereceğiz. Bu tüketiciye vermek için de bu kooperatif kanalıyla bazı tüketim merkezleri oluşturmayı hedefliyoruz. Yani ilk birkaç tanesini birkaç ay içerisinde hayata geçireceğiz. Böylece oralarda bu ürettiğimiz doğal ekolojik dediğimiz tarımdan gelen ürünlerle bir merkez oluşturarak tüketiciyle, üreticiyle tüketici arasında bir köprü ulaştık. Tanzim satış demiyoruz tabii ona. Yani tanzim satış kısmı biraz böyle yani ondan alıp da tüketiciye satmak değil bizim gayemiz. Bizim gayemiz doğal ürünler yaparak o doğal ürünlerden üretilecek olan mamulleri de orada yapmak. Mesela domates mi yani salça mı üretiyor köydeki kadınlarımız? Biz bir domatesi üreteceğiz ama yerel tohumdan üreteceğiz. Hiç tarım ilacı kullanmamak, tarım kimyasalı kullanmadan üreteceğiz. O alacağız o domatesi, vereceğiz kadınlara ve diyeceğiz ki bunlardan salça yap. Ve hijyenik ortamlar içerisinde yap. Bunlar için de alanlar hazırlıyoruz. Konaklı mahallemizin olduğu yerde 100 küsür dönümlük bir alanda bir eko çiftlik projemiz var. Şu anda projeleri hazır. Bu yıl içerisinde hemen imalatlarına başlayarak yıl sonuna kadar orayı taracağız. Orada neler var? Orada soğuk hava deposu da var. Orada bu tür ürünlerin etiketlendiği, paketlendiği tesisler olacak. Aynı zamanda kentten gelecek olan insanların bahçeleri olacak orada. Yani geleceksiniz, kendiniz üreteceksiniz ve orada yiyeceksiniz. Çocuklarınızla beraber atıyorum kazacaksınız, toprak kazıp oradaki üretimi çocukların nasıl olduğunu görecek. Yani artık bu çağda yeni neslin toprakla buluşmasını sağlayacağız. Sağlamak istiyoruz daha doğrusu. Bu sadece tabii bu kentle ilgili değil. Bu aslında bu projemiz tamamen kırsalla ve çiftçiyle ilgili. Orada çiftçilere eğitim vereceğimiz alanlar yapıyoruz. Orada eğitimler de verilecek. Hem tohum desteği hem eğitimlerle beraber bizim tabii şeyler var. Tıbbi mesela aromatik bitki üretiminin yapıldığı canı kanıtladık burada. Arkadaşlarımız bununla ilgili tespitlerini yaptılar. Bu tür bitkiler yapacağız. İlk etapta bir lavanta ekimini gerçekleştiriyoruz. 20 dönümlük bir arazide lavanta ekimini gerçekleştirip orada lavantadan alan yağlarla beraber işte ve o lavantanın bu aromatik bitkilerin dağıtımıyla ilgili bir çalışma ve paketlemesiyle beraber bunu da yaygınlaştıracağız. Yani bu tabii bu proje biraz uzun soluklu. O yüzden bu yılı ilk başlarken tarım yılı olarak yani 5 yıla yayılan bir proje olarak sürdüreceğiz. Artık 5. yılın sonunda evet bir kente yayılmış, periferideki köylere, çiftçilere yaygınlaşmış, yayılmış bir proje haline gelmesini hedefliyoruz. Buradaki amacımız tabii kırsaldaki insanlarımızın daha çok para kazanarak kente göçlerini bir şekilde engellemek. Belki bu sayede geriye dönük olarak göçün geriye dönüşünü bir kısımda olsa yani sağlamak. Yani sonuçta deniz yıldızı gibi bu iş. Yani bir kişi bir şeyi bile kurtarsak bizim için kârdır, bir projedir, bir farkındalıktır diye düşünüyorum. Bu konuya çok önem veriyoruz özellikle bu yılda. Bütün çalışma alanlarımızı buna göre yapacağız. Daha çok kırsalda çalışacağız. Tarımla ilgili olan kısımlarda çalışacağız.
Bu çok önem verdiğimiz bir proje olarak şu anda karşımızda duruyor. Teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Gerçekten heyecanlanıyorum ben. Geçmişimde de bir çiftçilik olması nedeniyle ve doğayı ancak bu şekilde kurtarabileceğiz diye düşünüyorum. O yüzden tekrar geriye dönüş, toprağa dönüşü sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Evet başkanım, aslında 2020 yılını tarım yılı ilan ettik dediniz ve bu anlamdaki çalışmalarınızdan bahsettik. Çocukları toprakla buluşturacağız dediniz. Tohum desteği ve eğitimle beraber tarımla ilgili birçok çalışmanız olacak bu anlamda, ama bütçe anlamında diğer yatırımlarınıza da değinecek olursak diğer paylar hangi alanlarda olacak? Evet, yani bütçemizin büyük bir kısmında tabii bu alanla ilgili bir değerlendirmemiz olacak. Az önce belirttiğim gibi tarımla ilgili. Ama diğer alanlarda işte eksik olan tesislerimizden bahsettim. Sporla ilgili, hem sporla ilgili, sanatla ilgili, ama daha çok mesela gençlerle ilgili yapacağımız çalışmalarımız var. Şimdi ilk olarak mesela bir kodlama, yeni nesil belediyecilik diye çıktık yola çünkü. Bir kodlama atölyesi çalışmamız var şu anda. Yakın bir zamanda birincisini faaliyete geçireceğiz bizim Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde. Daha sonra gençlerin bilim merkezi projemiz var. Bu yıl onu çalıştırabilirsek yine orada gençlerin daha çok teknolojiye ulaşmalarını da sağlayacak bir çalışma olacak. 29 Ekim mahallemizde böyle bir projenin çalışmalarını şu anda sürdürüyoruz. Çocuklar için var çocuk sokağı projemiz var. Çocukların ürettiği, yaptığı bir proje. Şimdi biz bunu uzmanlarla beraber daha detaylarıyla beraber olgunlaştırıyoruz. Bu yıl çocuk sokağını yapacağız, sürdüreceğiz. Tabii bu arada yeşil alanları, park alanlarını yeniden artırarak, yani şu anda 292-293 parkımız var. Biz bunu daha da arttırarak devam edeceğiz. Yani hiçbir belediyede, hiçbir yerel yönetimde bu kadar düzenlenmiş bir alanlı olan bir yeşil alan şeyi yok. Ama bizde daha çok var tabii yapılması gereken alan. Yani bizim gelişen bir bölgeyiz. Sürekli yeşil bir bölgeyiz. Çok bununla ilgili bu alana çok daha fazla yaygın olarak yatırımlarımızı yapacağız. Öyle dedik zaten geldiğimiz zaman. Önce çocuklarla bu tür alanları yapacağız. Sonra gençlerle ve tabii o olgun gençlik dediğimiz bizim gibi yaştaki olanlarla da bizde bir olgun gençlik merkezinde ikincisinde yakın bir zamanda yeniden faaliyete geçiriyoruz Beşevler bölgemizde. Böylece ihtiyaçlarımızı yavaş yavaş tamamlayarak sürdüreceğiz. Evet, teşekkür ederiz. Başkanım, arada kalın. Bu Gölyazı için projeniz, az önce tarımdan da söz ettiniz 2000 yılı için. Gölyazı aynı zamanda bir turizm de bölgesi, balıkçılık da yapılıyor. Bu yöndeki bir çalışmanız da nedir? Evet, aslında dün Gölyazı'nın hem kadınları hem de hem balıkçı kooperatifi hem de turizm kooperatifi ziyaretime geldi sağ olsunlar. Onlarla genel olarak değerlendik. Ben tabii çok önemsiyorum. Bir mimar olarak da eskiden beri Gölyazı üzerine çok ciddi çalışmalar yaptık. Ve o alandanın yeniden bana göre UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi gereken bir bölge. Bunun için ama orada eğitimler vermemiz lazım. Sağlıklı bir çalışma yapmamız lazım ve biraz daha bilinçlendirmek lazım. Şu anda yapısal olarak bazı şeyler yarı yarıya da olsa tamamlandı gibi duruyor Gölyazı'da. Bundan sonra yapılacak olan biraz daha güzelleştirmek, turizme katkısını sağlayacak çalışmalar yapmak. Kadınları mesela daha önce iki ayrı dernekçiler birleştirdik dediler. Yani birleşin de gelin dedim daha doğrusu. Size ne istiyorsanız o zaman her türlü imkanı size tanımakta şeyim. Birleşin. Çünkü burası ya birleşmeden ya da ortaklaşmadan hiçbir şeyi gerçekleştiremezsiniz. Yarım kalır her şey. Dolayısıyla hepsi sağ olsunlar. Bir araya gelmişler. Dediler ki biz birleştik. Şimdi şunları istiyoruz. Peki dedim. En kısa zamanda mesela onların turizme de katkı sağlayacak, faaliyetlerini yürütecekleri alanları en kısa zamanda yaratacağız. Arkadaşlara da talimatı verdik. Projelerini hazırlıyorlar şu anda. Balıkçı kooperatifinin bazı ihtiyaçları vardı. Orada kendilerine ait bir binaları vardı.
O bina hem de oradan şey yapıyorlar, sevk yapıyorlar balık alıp işte şey. Oradan uygun olmadığını, bazı ihtiyaçlar olduğunu söylediler. Mesela onlarla ilgili dedik, kısa vadede hemen hızlı bir şekilde ihtiyaçlarını tamamlayalım. Çünkü önemli bir gelir kaynağı orası için. Hatta bulunduğu binayı da yeniden bir bakalım, değerlendirelim, değerlendirebiliyorsak. Onun da bir kısmını da turizme de katabiliriz diye konuştuk. Turizm kooperatifi de orada biliyorsunuz şeyler, seyahatler yapıyorlar. Göl içerisinde seyahatler yapıyorlar. Orada bizim bir teknemiz vardı. Daha önce bunu bir farkındalık olsun ve bir teşvik olsun diye yapmış olduğumuz bir tekne vardı. Size verelim dedim. Siz işletin. Yani bizim burada derdimiz bunu bir farkındalık olarak yaratıp insanları teşvik etmekte. Biz Nilüfer Belediyesi olarak o görevimizi tamamladık. Bundan sonra artık bu tür faaliyetlerde siz sürdürün, sahip çıkın. Ancak böyle sahip çıkabiliriz zaten. Yani yerel eğer bu işe sahip çıkmazsa bizim yerel yöneticiler olarak ya belediyeler olarak ya da valilik ya da büyükşehir olarak sahip çıkma şansımız çok mümkün değil. Yani önce içeriden bu işi sağlamamız lazım. Dolayısıyla şu anda iyi giden bir çalışma var. Büyükşehir de oradaki altyapı çalışmalarını yapıyor bir taraftan, sürdürüyor, tamamlıyor. Valiliğin de bununla ilgili çalışmaları var. Dolayısıyla bütün kurumlarla beraber girdiğimiz takdirde orada önemli çalışmalar yapacağız. Çünkü önemli bir arkeolojik alan da ihtiva ediyor. Biz o çalışmaları bir kısmını yaptık orada. Nekropol dediğimiz alanda. Onun orada da bir düzenleme yapacağız. Üstünü kapatarak turizme açılacak bir iki alan yapacağız ama orada kazıların yapılması lazım ve çıkacak olan o kazılardan çıkacak olan sonuçların gerçekten Türkiye'de ve turizme çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunun için de Turizm Bakanlığı'nın da hatta devreye girmesi lazım burada. Biraz maalesef tabii ekonominin de sıkıntılarından dolayı bu tür alanlarda biraz zorluk çekiyoruz ama düşünün bir Göbekli Tepe'nin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu, dünya içerisinde bir dünya tarihin değiştirdiği bir noktada olduğunu düşündüğümüz zaman arkeolojinin ve tarihin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yani bunları yaptığımız takdirde bizim gelir kaynaklarımız da zaten kendiliğinden ulaşıyor. Turist geliyor. Turizm demek o hizmet sektörü bugün Türkiye'nin en çok gelirine sahip olması gereken bir alan. Niye bize Paris'i bir tek Eyfel'i görmek için milyonlarca insan geliyor? Aslında bizim çok daha değerli kaynaklarımız var. Bunun için biz çalışma yaparsak çok daha önemli noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz başkanım. Ben tekrar köşe yazarlarımıza ve editörlerimize dönmek istiyorum. Eklemek istedikleriniz varsa başkanımıza son olarak onları da soralım. Zaten birçok konuyu konuştuk aslında. Kentsel dönüşüm, kültür, sanat, spor, turizm ve yatırımlarınız üzerine aslında birçok soruyu sizlere ilettik. Cevabını sizden aldık. Son mesajlarınızı alalım programımızı kapatmadan önce. Çok teşekkür ederim vallahi bana bu fırsatı verdiğiniz için bizi en azından yapacaklarımızı ve yaptıklarımızı vatandaşa aktarmak konusunda bir fayda oluyor. O yüzden sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli, güzel bir ortamda bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu arada da bütün vatandaşlarımıza da ben de mutlu, güzel günler diliyorum. Huzurlu. 2020'nin herkese şans getirmesini diyorum. İki tane 20 var. Evet. Çift rakam var. Bunu ben bir şans olarak görüyorum. Umarım bu şans bütün herkese, kişilere, vatandaşlarımıza ve ülkemize yansır diye ümit ediyorum. Barış, kardeşlik, huzur dolu yıllar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Hem verdiğiniz güzel mesajlar için hem de bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Sönmez Medya Buluşmaları programını bu haftalık burada noktalıyoruz. Bu hafta Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ağırladık. Haftaya yeni bir konukla karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.